Anadolu'da bin yıldır başı dik, Anadolu'da bin yıldır Allah'a açık yaşayan bu milleti hiç çöktürmek için her şeyi yaptılar. Bu millete kendi otomobilini, bu millete kendi silahını yaptırmadılar. Bu millete kendi anayasasını yaptırmadılar. Bu millete darbe anayasalarıyla darbe yönetimlerini de yaptılar. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu ülke terörle mücadele ederken Amerika'dan insan savaş uçağı istedi. Onlar kendi parlamentolarından geçirip de göndermediler. İsrail'den her onlar aldı. Bozuldular. Tamir etmeye gönderdi. Tamir edip de bu ülkeye geri göndermediler. Terörle mücadelede bizi naçar bırakmaya, bizi maalesef etkisiz bırakmaya çalıştılar. Ama Allah'a şükürler olsun. Biz bugün şu millet sayesinde, şu aileler sayesinde, şu evlatlar sayesinde o anlattığımız günde değil. Bugün bir taraftan insan sabah araçlarımızda, bir taraftan savunma sanayisinde %60'ı aşan yerli ve milli kuranlarımızla beraber elimizi açıp İsrail bana hemen gönder, Amerika bana planı gönder diye bir anlayışlar değiliz. Aynı kendisine bulunmak istenen bütün prangaları Allah'a şükür götürmüştü. Yollarını, hastanelerini, üniversitelerini, havalimanlarını tamamlamış, insanımızın ve milletimizin yaşam standartlarını yükselmiştir. Dünyanın parmak ısırdığı, yapılmaması için neredeyse ilk savaş çıkarmaya kalktıkları bütün mega projelerini, bütün büyük projelerini teker teker hayata geçirmiştir. Ve altına imza atarak söylüyorum. Son 15 yılda bu ülkede oynanan bütün oyunlara rağmen kardeşliğini pekiştirmiş ve güçlendirmiştir. Bizi ayırmaya çalıştıkları, ayrı düşünmeye ve bunun için gayret gösterdikleri çalıştıkları bir rakam olarak söylüyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun illerimizde yaptıkları bütün oyunlara rağmen Allah'a şükür ki bu sene evet oradaki otellerin doluluk oranları %80'lerin çok üzerinde çıkmıştır. Ve oralarda havalimanları yapılmıştır. Kütüphaneler, gençlik merkezleri, okullar, üniversiteler, modern hastaneler yapılmıştır. Bu Türkiye'nin gücüyle olmaktadır. Milletimizin gücüyle olmaktadır. Belediyeler terör örgütünün elinden kurtarılmıştır. Şehirler adeta dışa kaçmıştır. İşte bu millet iradesini ortaya koydukça birileri kendini kaybetmiştir. Bu ülkeyi kaosla durdurmaya çalıştılar. Olmadı. Ekonomiyle durdurmaya çalıştılar. Olmadı. Terör örgütünün sesi olsun diye kurdurdukları siyasi partilerle sokak eylemlerini düzenlediler. Yine olmadı. 7 Haziran seçimleri sonrası hem PKK'lı hem de son model kurdurdukları terör örgütü YAŞ'ı sahaya sürdüler. Yine olmadı. Baktılar ki bir türlü olmuyor. Yıllardır Pensilvanya'da besledikleri o haini, o alçağın uşaklarını koynumuzda beslediğimiz yılanları 15 Temmuz gecesi ayaklandırdılar. Bu ülkede darbe yapmaya kalktılar. Yine olmadı. Kıymetli hanımefendiler, saygılar beyefendiler, olan biteni iyi anlamak zorundayız. Bunları anlayamazsak, bugün Afrin'de zeytin tadıyla ne yapmak istediğimizi anlayamayız ve anlatamayız. Bunları anlamazsak Filistin'i, bunları anlamazsak Kudüs'ü, bunları anlamazsak 70 yıldır Orta Doğu'da akan kanı, okyanusun ötesinde
yoktur. Amerika'nın destek verdiği, eğitimi, donattığı sayede daha 2002-2012 yılında Afrin'i işgal etmiştir. Televizyonlarda gördüğünüz o beton tüneller dün yapılmış işleridir. O günden beri bizim için tahsimat yapıyorlar. Kimsenin de arsa karşı kalaştığı falan yoktur. Değerlerin her kadar yavaşça nasıl anlaştığını herkes bilmektedir. Bütün hazırlık Türkiye içindir. Zeytinburnu operasyonu için bizi eleştirenler 6 yıldır Suriye topraklarında işgalci halindedir. Ne yapmadın Tayyip Erdoğan? 3,5 milyon insan kapımıza geldiler. Ey Tayyip Erdoğan, bizim namusumuza göz diktiler. Çocuklarımızı öldürüyorlar dediklerinde kapıyı mı kapatmalıydı? Sırtımızı dönmeliydi. Hanımefendiler, siz evinizin yanında bir evde yangın çıktığı zaman sırtınızı mı dönüyorsunuz? Perdeleri mi kapatıyorsunuz? Yoksa aynı coğrafyada 4 yüzyıl aynı sancak altında bir millet olarak yaşadığımız o kadınlar ve o çocuklar, ey Türkiye, ey Türkler, bizi kurtarın dediğin zaman bu medeniyetin şefkat elini ona uzatmamalı mıydın? 3,5 milyon insan bizi gördüğünüzde, 3,5 milyon insan bizim topraklarımızda, her biriniz kendi toprağınızı nasıl seviyorsanız, her biriniz kendi toprağınızla nasıl konuşuyorsanız, biriniz ki o insanlarda kendi toprağıyla konuşmak, kendi toprağıyla beraber evet, hasbihal etmek istiyorlar. Bizim için ister ki sınırlarımızı Amerika ne derse desin, dünya ne derse desin, Allah şahittir ki düğüne giden gibi şehadete giden evlatlarımızın direnci sadece Afrin'de mücadele eden o evlatlarda yok. 81 milyon vatandaşımız var. Sadece size bir şey söylemek istiyorum. Bu yıl şurada 1600'e yakın evladımız var. Hepsinin kalbi vatan sevgisi için çarpıyor. Hepsi aynımızda bayrağı gördüğümde 81 milyon vatandaşımız da aynı durumları yaşıyor. Neymiş? Sınırlarla Amerika orada olmuş duracakmış. Ey Amerika, buradan sesleniyoruz. Şu evlatlarımıza güvenerek sesleniyoruz. Tarihimize ve medeniyetimize güvenerek sesleniyoruz. Ve hiçbir santimetre karesini lütufla almadığımız, kanla aldığımız ama medeniyetimizi devam ettirdiğimiz, ahlakımızı ve vicdanımızı devam ettirdiğimiz bu donanlardan sesleniyoruz. 30 bin kişi doldu burası. Biz sadece 25 bin jandarmayı bu yıl bu ülkenin haysiyeti olduğu için buradan mezun edeceğiz. Sadece 25 bin jandarmayı. Ve bu teröristlere sponsor olan, koruyan, heykel, 5 bin tır silah veren, önümüzdeki yıl bütçesinden bunlar için 550 milyon dolar parayla Amerika diyor ki bunlardan size zarar gelmeyecek. Size bir şey yapmayacaklar. Yavaşça savaşacaklar diye. Biz müttefikimizin bu tavırlarına sadece acıyoruz. Üzülmüyoruz da. Ve ifade etmek istiyorum. Sadece acıyoruz. Zaten heyetin kiminle savaşacağını ve kim tarafından desteklendiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Şunu açık bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, dedi. Çok net ve biz ülkemizin güvenliğini kurtulmuş bir ilk yürüsüyle ona yemek verenlerin insafına bırakacak değiliz. Biz buraya gün gelmedik. Biz buraya dışarıdan, biz bu topraklar okyanusun ötesinden gelmedik. Kimin kim olduğunu biliyoruz. Kimin ne yapmak istediğini de biliyoruz. Halihazırda son rakamlara göre Zeytin Dalı operasyonunda ifade etmek isterim ki Zeytin Dalı operasyonunda 1485 terörist etkisi hale getirildi. 31 evladımız
9 sivil vatandaşımız ve bunlardan çok daha fazla sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşimiz şehit düştü. Cenab-ı Allah bu şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Rahmeti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Ailelerimize, aziz milletimize sabırlar ihsan eylesin. Gazilerimize de acil şifalar ihsan eylesin. Kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, şunu ifade etmek isterim. Elbette şehitlerimiz içinde yaktığı ateş tarif edilebilir, söndürülebilir bir ateş değil. Ancak bu ateşten istifade etmek isteyen, bunu istismar etmek isteyen, birliğimizi bozmak üzere kullanmak isteyenlere karşı da hep birlikte uyanık olmak durumundayız. Bu mesele siyasi üstünlük meseledir. Zeytin dalı operasyonu bir tercih değil, bir zarurettir, bir zorunluluktur. Bunu yapmamak ihmaldir. Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu mesele bir beka meselesidir. Ve bu meselenin ihmale gelir bir tarafı asla söz konusu değildir. Ve asla unutulmasın ki Batı'nın küresel silah güçlerinin en büyük kabusu Orta Doğu'ya barışın gelmesidir. Bugün 5000 tır silahı Amerika'dan ben alamadım. Bugün Amerika'dan gelecek paralarla ihya alacağını zannedenler, o paraların, o silahların arkası yakın zamanda kesilecektir. Amerikan vatandaşları paralarının nereye gittiğini elbette ki soracaktır. Ama ister destek olsunlar, ister olmasınlar. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği o Osmanlı topları mutlaka Fıratlar'da inecektir. Kıymetli arkadaşlar, saygıdeğer beyefendiler, sevgili kardeşlerim, elbette ki bu ülkenin meselesi elbette ki sadece zeytin dalı operasyonuna değindir. Yükümüz ağırdır. Hem ülkemizi terörden koruyacağız, hem gençlerimizi uyuşturucu tacirlerinden koruyacağız, hem önünden kaçarak kapımıza gelmiş göçmenleri insan tacirlerinden, insan kurcalarının elinden ve önünden kurtaracağız. Hem de memleketimizin içindeki asayişi sağlayacağız. Milletimizi ıssızdan, milletimizi uğursuzdan koruyacağız. Ve bütün bunları işte bu evlatlarımızın merhamet dolu, vatan sevdası dolu, cesaret dolu yüreklerine beraber yapacağız. Kıymetli komutanlarımız, işte biz size böyle bir ceyhan teslim ediyoruz. Bu gençlerin gelecekteki her başarısında sizin payınız, sizin emeğiniz olacaktır. Sizin onlara kazandıracağınız alışkanlıklar, mesleki beceriler ve prensipler bu gençlerin yaşamı boyunca rehber ve yardımcısı olacaktır. Onların yakaladığı her kısımda, onların kurtardığı her hayatta sizin de payınız olacaktır. Sizler hem birer komutan, hem birer öğretmensiniz. Bu gençleri sizlerden teslim alacağımız gün hem mesleki hem de insani olarak vatana, millete hizmet etmeye tam anlamıyla hazır olacaklarına yürekten inanıyor, sizlere de başarılar diliyorum. Kıymetli anneler, babalar, eşler, kardeşler, ağabeyler, ablalar, hepinizin duyduğu gururu, hepinizin duyduğu mutluluğu şu an hissedebiliyorum. Evlatlarınız artık bizim evlatlarımızın ve sizlere 179 yıllık köklü bir ailenin fertleri oldu. Hep birlikte. Bu dönemlerde anne babalara her zaman söylediğim bir şey var. Buradaki komutanlar, eğitmenler, meslek hayatlarında başlarında bulunacak insanlar. Ne kadar sahip çıkarsa çıksın, çocuklarınızın en büyük rehberi, en büyük akıl hocası, öğretmeni sizlersiniz. Onların üzerinden elinizi çekmeyin. Akılları karışırsa, birileri akıllarını çevirmeye çalışırsa vatan ve millet çizgisinden, hak ve adalet çizgisinden, hukuk çizgisinden sapan gibi olduklarını görürseniz mutlaka müdahale edin. Rütbeler ve insanlar da gelip geçer. Ancak biz biliriz ki bizim medeniyetimiz Batı medeniyetine benzemez. Biz biliriz ki anne babanın yeri her zaman vacidir. Bu akademik eğitim bir zaman sonra sona erecek. Ama baba ocağındaki eğitim asla bitmemelidir. Peki gençler, neye
yaşamaktadır. Bugün bir yemin ettiniz. Bize söz verdiniz. Milletimize söz verdiniz. Tarihimize söz verdiniz. Ve geleceğimize söz verdiniz. Ve bizden bir şeyler teslim aldınız. Sizden sadece bir beklentimiz var. Size teslim ettiklerimizin kıymetini bilin. Biz size dünyanın en değerli bayrağını teslim ettik. Biz size dünyanın en güzel vatanını emanet ettik. Biz size dünyanın en güzel dağlarını, biz size dünyanın en güzel yaylalarını, biz size dünyanın en şanlı tarihini teslim ettik. Biz size dünyanın en büyük milletini, biz size dünyanın en muhteşem destanını teslim ettik. Gençler, biz size dünümüzü, gençler, biz size bugünümüzü, yarınımızı teslim ettik. Sizler bizim evlatlarımızsınız. 81 milyon evlatlarısınız. Biz size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Doğruluktan asla sapmayın. Hukuktan, kanundan asla sapmayın. Eğer mesleğinizi yaparken mazlumlar bir tarafta, siz bir taraftaysanız bilin ki yanlış taraftasınız. Millet bir tarafta, biz başka taraftaysak bilin ki yanlış taraftayız. Milletin yolundan, kanunun, hukukun yolundan asla ayrılmayın. Sırat-ı müstakimden asla ayrılmayın. Hukuk dışı, kanun dışı hiçbir teklife itibar etmeyin. Milletin emanetine asla ihanet etmeyin. Çok önemli bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bu yolculuk sadece sizin için değil, şu anda mücadele eden arkadaşlarımız için de büyük bir yolculuk. Şurada yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Şu anda şehitlerimiz şurada yemin ettiğimiz esnada sizlerle beraberler. Bunu asla unutmayın. Siz zannetmeyin ki her şeyi değil geçeriz. Siz zannetmeyin ki her şeyi biz yaparız. Siz zannetmeyin ki her şeyi biz gerçekleştiririz. Her şeyi yapan da, her şeyi gerçekleştiren de eğer doğru yolda gidiyorsak, eğer haklı yolunda gidiyorsak birinci yardımcı olan da kadri mutlak Allah'tır. Bundan asla ayrılmayın ve bundan asla sakmayın. Cesaretinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Ahlakınızı, şefkatinizi, merhametinizi ve doğruluk terazinizi hiçbir zaman ama hiçbir zaman bozmayın. Eğitiminizi en ciddi, eğitiminizi hiçbir zaman kaybetmeden en üst seviyede bitirmeye gayret gösterin. Bizim mesleğimiz, yani sizin mesleğinizin en büyük taraflarından bir tanesi ihmal edilmemesi. Siz bu konudaki eğitiminizi sadece burada değil, görevinizi yaptığınız süreç içerisinde de ihmal etmemelisiniz. İddiamız şudur. Bizim polisimiz dünyanın en iyi polisi olacak. Bizim jandarmamız dünyanın parlak mısırına bakılacak jandarması olacak. Ve bizim mehmetçimiz, bizim ordumuz aynı şekilde, bizim sahil güvenliğimiz aynı şekilde olacak. Onun için bu mücadele ve bu gayret size emanettir. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken sizlere başarılar diliyorum. Sizlere, ailelerinize, size emek veren ve bundan sonra da emek verecek olan bütün komutanlarınıza sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum. Ve bütün sağlar, başkomutanımız, cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan Bey'in selamlarını, muhabbetlerini ve sevgili çocuklarımıza ve sevgili gençlerimize muvaffakiyet dileklerini iletiyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin inşallah. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle